Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte dizilerin çeşitlerini inceleyeceğiz ve aritmetik diziye giriş yapacağız. Hazırsanız videoyu beğendiyseniz ve tabii ki kanala da abone olduysanız geçebiliriz dersimize. Şimdi arkadaşlarım sabit diziler dediğimiz bir kavram. Bu kavram aslında sabit fonksiyonun birebir aynısıdır. Şimdi her fonksiyon bir dizi belirtmiyor ama her dizi bir fonksiyondur. Bunu biliyoruz. Madem öyle sabit dizi diye tanımlayacağımız kavram aslında sabit fonksiyondan da başkası değildir. Tanım olarak tüm terimleri eşit olan diziye sabit dizi denir diyoruz. C bir reel sayı olmak üzere genel terimi a n eşittir C'dir. Yani sabit fonksiyonun içerisinde nasıl ki x'te bir terim olmuyordu, o halde sabit dizinin içerisinde de nli bir terim olmayacak. Peki? ısrarla soru bize diyorsa ya kardeşim bunun içinde n var diyorsa o n'lerden kurtulmamız gerekiyor. Peki bu bir rasyonel bir biçimde verilmiş fonksiyonsa o zaman bunun sabit, sabit dizi olabilmesi için, sabit dizi belirtebilmesi için B'nin D'ye, C'nin E'ye oranı birbirine eşit olmalı diyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza bir bakalım. Sabit fonksiyon gibi olduğu için çok fazla Detaya girmenize gerek yok. Kafa bulandırıcı bir işlem değil. Mesela buraya bakalım. Demiş ki bu bir sabit dizi. E, sabit dizi ise ne demiştik? N olmaması gerekiyor. Yani buradaki N'lerden benim kurtulmam gerekiyor. Bu N'lerden nasıl kurtulabilirim? E, bunların kat sayıları olan M-3 ve K artı 2'yi tabii ki sıfırlayarak. M-3 sıfırsa M kaçtır arkadaşlar? 3'ün ta kendisidir k artı 2 eğer 0 K'da k da tabii ki eksi 2'nin ta kendisidir diyeceğim. Böylelikle m'yi 3 ve K'yı eksi 2 buldum ya artık şu kısımları sıfırlamış oldum. Yani AN dediğim dizinin genel terimi aslında sadece m eksi k'nın ta kendisiymiş. E m burada 3'tü hocam k da eksi 2 Demek ki burası 3 ve burası eksi 2 olacak. Yani sabit dizinin genel terimi neymiş? 5. Yani benim dizim n ne olursa olsun her şart altında 5'e eşitmiş. O halde a5 kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 5'tir. E a7 kaçtır? E hocam o da 5'tir. 5'te 5 ile 5'in toplamı 10 yapar ve onun karesi sorulmuş bizden. Doğru cevabımız 100 olacaktı diyebiliriz. Devam edelim 16. örnekte. x bir reel sayı olmak üzere a n'i vermiş bize 8 n eksi 2 bölü 2 xn bölü artı 6 dizisi sabit dizidir denilmiş. Bak sabit dizi ise ne demiştik Arkadaşlar n'lerin katsayıları oranı sabitlerin oranına eşit olmalı. Yani 8 bölü 2x eşittir. Eksi 2 bölü 6 olacak. Bak bu bunun eksi 4 katı. Bunun eksi 4 katı da o zaman eksi 24'tür. 2x eşittir. Eksi 24 istersen işler dışarı çarpımla yapabilirsin. X buradan kaç gelir? Eksi 12 gelir. Bak x'i buldum. Eksi 12. Peki şimdi bundan A5'i çıkar diyor. Bak A5'i çıkaracağım. Özel olarak bir 5. E, terim sorulmuş bana. Burada 5. terim değil de 32. terimi sorsaydı da hiçbir şey değişmeyecekti. Çünkü bu bir sabit dizi. Peki bu oran kaçtı? Hocam oran eksi 2 bölü 6 idi. Yani eksi 1 bölü 3'tü. O zaman bu dizimizde kesinlikle eksi 1 bölü 3'e eşit olacak. Yani A5 kaçmış arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3'ün ta kendisiymiş. Bundan bunu çıkar demiş. Şöyle yapalım. Yani burası artı olacak. 3 kere eksi 12 eksi 36'dır. 1 eklersem 35 gelir. 35 bölü 3 de bize cevabın ta kendisini verir. 17. örneğimiz, bunlardan hangisi sabit dizidir diye sorulmuş. Şimdi eksi birin çift kuvvetlerine bakacak olursak, daima bu dizinin terimleri 1 1 bir, bir, bir diye devam eden bir dizi oluşturur. Doğru mu? Çünkü çift kuvvet olduğu için daima pozitif yapacaktır zaten. E, birinde her kuvveti birdir. E, doğal olarak bütün terimleri birdir. Şimdi geldim buraya. Öncelikle Mutlak değer n ile mutlak değer eksi n'in birbirine eşit olduğunu bildiğim için şunları götürürüm. Ve bu dizinin genel terimi de n kare olmuş olur. 1'i yerine yazarsam 1, 2 yerine yazarsam 4, 3 yerine yazarsam 9 ve 4'ü yerine yazarsam 16 diye giden bir diziden bahsediyoruz. Bu dizi sabit dizi olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü içerisinde hala n var. Şimdi geldim buraya. Tanjant n pi demiş. Şimdi tanjant pi. 1'i yerine yazdım. 2 yerine yazarsam tanjant 2 pi. 3'ü yazdım tanjant 3 pi. 4 yazdım tanjant 4 pi diye devam ediyor bu yoluma. Pekala. Tanjant pi kaçtı hocam? 0. Tanjant 2 pi e, hocam o da 0. Tanjant 3 pi 0. Tanjant 4 pi 0. Yani bütün terimleri 0 mı oldu? O zaman sabit dizdi bak. Birincisi sabit diziydi. Üçüncüsü de sabit dizi. Geldim buraya. Şimdi beni iyi dinliyorsun. Ben buradaki 2'yi logaritmada başa atabiliyordum. Yani 2 çarpı logaritma en tabanında en yaptı. E hocam burası 1'dir. Evet o zaman 2. Yani bu daima 2'ye eşit olacakmış. O zaman bütün terimleri 2'dir diyebilir miyim? Bütün terimleri 2'dir diyebiliriz. Yani bu da bir sabit dizi gibi dursa da bu sabit dizi falan değildir. Şimdi buraya dikkat. Neden? Hocam çünkü bu bir fonksiyon bile değildir. Nedeni şundan kaynaklı. N'ler biliyorsunuz ki pozitif tam sayılardı. Yalnız şöyle bir durum var Pozitif tam sayılardan biri Ben burada tabana yazamam Taban 1 olamıyordu logaritmada Dolayısıyla tanıma aykırı Tanıma aykırı olduğu için Bu bir dizi bile değil ki Sabit dizi olsun Yani ben bunu eleyeceğim Buna da bir ünlem koyacağım Ve bunu asla unutmayacağım Kendime bu şekilde söz veriyorum Sen de kendine bu şekilde söz verirsen Beni mutlu etmiş olursun Benden daha çok da Kendin mutlu olursun Emin ol Evet 17. örneğimizi de çözdük Devam ediyoruz sağ üst tarafla Eşit diziler Şimdi i̇ki dizi eşitse eğer aynı indise sahip tüm terimleri de birbirine eşittir. Eşit dizilerin genel terimleri olarak verilen kurallar da birbirine eşit olmak zorunda falan değildir. Yani kurallar birbirinden farklı olabilir ama terimler eşitse o halde bu dizilere biz eşit diziler diyoruz. Alttaki örneğe bakalım. Yukarıda genel terimleri verilen AN ve BN dizileri eşit dizilerse A artı B C ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi ikisi de polinom tarzı bir fonksiyon. Burada sevgili arkadaşlar ikisi de polinom tarzıysa katsayıları birbirine eşit olması lazım ki eşit diziler ortaya çıksın. Mesela burada n karenin katsayısı kaçtır? 1. O zaman buradaki n karenin katsayısı da ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Yani n 2'nin 1 olması için n'nin 3 olması şarttır. Pekala geldim buraya. N'nin katsayısı 2. E burada b. Demek ki b kaçmış arkadaşlar. B 2'ymiş. Şimdi şurayı yanlış yazmışım. A eksi 2 1 ise diyeceğim değil mi? N değil. A eksi 2 1 ise A 3'tür. B 2 buldum. Şimdi geldim buraya. C artı 2'nin de eksi 5 olması gerekiyor. C artı 2 eğer eksi 5 ise C kaçtır hocam? Eksi 7'dir. Şimdi bizden isteneni bir yerine yazalım. A ile B'yi topla demiş. 3 ile 2'yi topladım 5. Ve bundan da eksi 7'yi çıkar demiş. O halde doğru cevabımız ne gelir? Tabii ki 12 gelir. Doğru cevap 12'dir sevgili gençler. Devam ediyorum 19'da. AN dizisi 4 artı P bölü N artı 3 olarak verilmiş ve BN dizisi de MN eksi 8 bölü N artı 3 olarak verilmiş. Bu diziler birbirine eşitmiş arkadaşlar. Yani AN eşittir BN'miş. O halde P bölü M oranı soruluyor. Şimdi öncelikle ben şunu bir bileşik kesir haline bir getireyim. 4N artı 3 artı P bölü N artı 3. Bu AN'di. Bu da mn-8 bölü n artı 3'e eşitmiş. Şimdi bunların paydalarının da eşit olduklarını görüyoruz ya. O zaman n'nin kat sayısı olan 4. Burada n'nin kat sayısı olan m'ye eşittir. m 4'müş arkadaşlar bu cepte. Bir de 3 artı p burada. 3 artı p eşittir. Eksi 8 olmak zorunda. Sabitlerde sabitlere eşit olacak. O halde bu p burada kalsın. 3'ü karşıya atalım. p kaçtır? Eksi 11'in ta kendisidir. Şimdi p-11 ise... M'de 4'tü. Doğru cevap nedir? Eksi 11 bölü 4'tür diyebiliriz. Evet. Örnek 20 ile devam ediyoruz gençler. Aşağıda genel terimleri verilmiş. reel sayı dizilerinden birbirine eşit olanları göster bana demiş. Şimdi hocam. Öncelikle en gördüğüm yere 1 yazarsam. Burası sinüs 2 pi olacaktır. 2 yazarsam sinüs 4 pi. 3 yazarsam sinüs 6 pi olacaktır ve bu bu şekilde devam eder. Daha sonrasında sinüs 2 pi'nin sin 0'a eşittir. Ee, esas ölçü olarak 2 pi, 4 pi, 6 pi bunların hepsi sin 0'dır. Sin sıfır da 0'dır. Yani 0, 0, 0'mış bunun hep ee, terimleri. O halde bir sabit dizidir de diyebilirim. Şimdi geldim buraya. Eksi 1'in eninci kuvveti. Hocam birinci kuvvetini alırsam eksi 1, ikinci kuvvetini alırsam 1, üçüncü kuvveti eksi 1, diğer kuvveti 1, beşinci kuvveti eksi 1, altıncı kuvveti 1 diye devam eden bir dizidir. Şuna bakalım. 1 yerine yazarsam logaritma 2 tabanında 1'den 0 gelir. 2 yerine yazarsam logaritma 3 tabanında 1'den o da 0. 4 tabanında 1, 5 tabanında 1, 6 tabanında 1 diye devam eden bir dizi. Yani bütün terimleri 0'mış. Mesela a en eşittir 0 dizisi. 4.ye bakıyorum. E, genel terimi ise bütün terimleri 0'dır. O halde sevgili arkadaşlarım bunu da bütün terimleri 0 olan bir sabit dizidir diyebiliriz. Şimdi geldim kosinüs np'ye. 1'i yerine yazarsam kosinüs pi olur. 2 yerine yazarsam kosinüs 2 pi olur. 3'ü yerine yazarsam kosinüs 3 pi, 4'ü yerine yazarsam kosinüs 4 pi gelir. Ve bu bu şekilde devam eder. Şimdi bakalım. Kosinüs pi 1, kosinüs 2 pi, e, hocam 1. Çünkü kos 0 eşit. Kosinüs 3 pi, SS ölçüsü pi olduğu için neye eşittir? Eksi 1'e. Bunun da SS ölçüsü yine 0 eşit olduğu için cos 0 1'dir. Yani eksi 1, 1. Eksi 1, 1 diye devam eden bir diziymiş. Burada dikkat ettiysen bu tamamı 0 çıkıyordu. Bunun ve bunun tamamı 0 çıkıyordu. Bu da eksi 1 ile başlıyordu. Bak eksi 1. 1, 1. Eksi 1, eksi 1. 1, 1 diye devam ediyor. Demek ki ikinci ve beşinci de birbirine eşit olan dizilermiş. Hangileri 1, 3, 4 birbirine eşit diziler. 2 ve 5 de birbirine eşit dizilermiş sevgili arkadaşlarım. Hangilerinin birbirine eşit olduklarını gösteriniz demişti. Biz de başarılı bir şekilde göstermiş olduk. Evet. 20. örneğimizde bitirdik artık. Şimdi aritmetik diziler var. Aritmetik diziye başladım mı tek videoda bitirelim istiyorum. Dolayısıyla bu videonun konusu bu kadar olsun. E, bu videodan sonrasında da sevgili arkadaşlarım aritmetik dizileri. Bir sonraki videoda geometrik dizileri işleyelim. Ve sonrasında sevgili arkadaşlarım Fibonacci ve toplam sembolünü de gösterip konumuzu bitirelim. Test çözümüne geçelim. Daha sonrasında limit süreklilik türev integral için size farklı sürprizlerim var. O sürprizlerde görüşmek üzere arkadaşlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.